Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, amirallerin Montreux açıklaması için zevzeklik demiş, gündemde halkın yoksulluğunun olması gerektiğini söylemiş ve bu açıklama çok tartışılmıştı. Ama Akşener, bu basın duyurusunun ardından amirallerin tutuklanmaması için Erdoğan'ı arayıp uyarmış. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayımlamak değildir. Akşener'in Erdoğan'ı aradığı iddiasını ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan dile getirmişti. Bu bir kulis bilgisiydi. İYİ Partili yetkili o telefon görüşmesini teyit etti ve ayrıntıyı anlattı. İYİ Parti'de genel başkan danışmanı olarak görev alan Ahmet Zeki Üçok, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'na konuştu. Akşener'in Erdoğan'ı aradığını doğruladı. Üçok, tutuklamalar için hazırlıkların yapıldığı gece Akşener'in kendisini aradığını söyledi. Üçok, Akşener'le konuşmalarının ayrıntısını anlattı. Sayın Akşener beni cep telefonumdan aradı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı aradığını, ortada darbe falan gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, bu amirallerin hepsinin emekli olup emrinde kimselerin olmadığını, bu kadar büyütülecek bir durumun söz konusu olmadığını, bu kişilerin tutuklanmaları için hazırlıklar yapılmasının doğru olmadığını anlattığını söyledi. Bu konuşmamızdan yaklaşık bir saat kadar sonra Meral Hanım beni tekrar aradı. Sayın Erdoğan'la ikinci defa konuştuğunu, durumu tekrar anlattığını ve tutuklanmamaları konusunda kendisini ikna ettiğini düşündüğünü ifade ederek inşallah tutuklanma olmaz dedi. Şimdi herkes Meral Hanım'a kızıyor ama durum da bu. Kendisi bizzat Cumhurbaşkanı'nı iki defa arayıp amirallerimizin tutuklanmamaları için çaba sarf ediyor. Bence Sayın Akşener'in söylediklerini bu görüşmeleri dikkate alarak değerlendirmek daha adil olacak.